başrolünde Oscar ödüllü yıldız Sandra Bullock'un yer aldığı merakla beklenen film Unforgivable 10 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. Hikaye, işlediği şiddet suçu nedeniyle aldığı hapis cezasını tamamlamasının ardından tahliye edilen Ruth Slater'ın topluma geri dönmesiyle başlıyor. Toplum, Sandra Bullock'un canlandırdığı Ruth'un geçmişini unutmayı reddediyor. Acımasız yargılamalarla karşı karşıya kalan Ruth'un tek umudu, bir zamanlar terk etmek zorunda bırakıldığı kız kardeşini bulmak. Yönetmenliğini Nora Finchite'ın yaptığı dram filmi Unforgivable'ın yıldız isimleri Sandra Bullock ve Rob Morgan'la salgın koşulları nedeniyle çevrim içi buluştuk. Habertürk özel bu röportajda usta oyuncularla filmin detaylarını, salgın sürecini ve İstanbul'u konuştuk. İşte röportajımız. Evet, bugün ne yapsak da çok önemli konuklarımız var ve Amerika'ya bağlanacağız. Unforgivable filmiyle yakında vizyona girecek Sandra Bullock ve Rob Morgan bizimle birlikte olacak. Ve şimdi bağlanalım Amerika'ya ve onlara bir merhaba diyelim ve filmleriyle ilgili bilgileri alalım. Habertürk TV İstanbul stüdyolarından merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba, teşekkürler. Sizinle tanışmak güzel. Tanıştığımıza memnun oldum. Unforgivable güzel bir film olmuş. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Daha önce Türkiye'ye geldiniz mi? Hayır, gelmedim. Pek çok yere gittim ama Türkiye'ye gitmemiştim. Rob, sen gittin mi? Türkiye'ye gitmedim ama Türk yemeklerine bayılıyorum. Bir davete ihtiyacımız var. Umarım gelecekte Türkiye'yi ziyaret edersiniz. Bekliyoruz. I hope so. Evet, lütfen. Tamam, haydi Rob, gidelim. Haydi gidelim. Senaryoyu okuduğunuzda rolü kabul etmeye sizi ikna eden neydi? Rob. Önce kadınlar. Hayır, bana öyle demeyi bırak. Bu doğru değil, biliyorsun. Sen başla Rob. Bence senaryo çok güzel yazılmıştı. Çok iyiydi. Toplumda bulunan mavi yaka topluluğuna açıkça bir ses veriyordu. Aynı zamanda hapishane sistemini, kadınların hapishane sisteminde var olmasını ve topluma geri entegresini ele alıyordu. Ayrıca Sandra Bullock'la çalışmak da büyük bir mutluluktu. Karakterim Vincent Cross'a bayılıyordum. Amerikan marşalı olarak tarihteki en iyi cezai adalet rekoruna sahip Bess Reeves'a saygılarımı sunmak için bir fırsat gördüm. Ayrıca ben Ruth Slater'la ilgilenen şartlı tahliye memurunu oynuyorum. Karakterimi yeniden suç işleme kayıtları konusunda en iyi olarak gördüm. Bununla gurur duydum. Aynı zamanda bu harika bir aile dramı ve bir gerilim. Burada fedakarlıkları da görüyoruz. Bu ortamı yaratmanın bir yoluydu. Herkes için bir umut oluşturduk. And create some hope for everybody. You're gonna pay for what you did. I was in prison. I just got out. Your house every 20 years. For what? Evet, bence zaten Rob çok iyi belirtti. Daha önce filmi yapılmayan insanlar hakkında bir film yapmak istedik. Bu neredeyse herkes demek. Eğer yeterince şanslıysanız, eğitim alabileceğiniz bir ortamda doğuyorsunuz. Başınızda bir çatı oluyor. Şanslısınız. Çok çalışmıyorsunuz demiyorum ama şanslısınız. Milyonlarca kişi yoksullukla yaşıyor ve öyle ölüyor. Aileleri için her gün fedakarlık yapmaları gerekiyor ve kimse onları tebrik etmiyor ya da sırtını okşamıyor. Kimse onları önemsemiyor. Neden? Problem bu. Hapishane sisteminde gerçekten insanların yolculuğuna baktığınızda içine doğdukları sistemle başlamak zorundasınız. Bu yoksulluk sistemi. Ayrım çok büyük. Şanslı olanlarımız, bu durumda doğmayanlarımız. Bir şekilde yardım etmenin ve değiştirmenin yolunu bulmalı, ışık tutmalı. Teşekkür etmeli. Aynı zamanda bu kızıma küçük bir mektuptu. Güçlü kızım, bir hayatta kalan, survivor. Onu bulmam 2,5 yıl sürdü. O sistemin içindeydi. Onu bulduğum gün ikimiz durumu biliyorduk. Ancak süreç boyunca çok fazla şey öğrendim. İyi bir anne olacağımı kanıtlamam için öğrenmem gerekti. Ve bu yolculukta utanç verici şekilde hiçbir fikrim olmayan konuları görebildim. İşimin her gün kimsenin hakkında konuşmayacağı kahramanlara ışık tutmak olduğunu hissettim. So reason why your sister hasn't contacted you. You're a convict. All she knows of you is as a killer. She's probably scared of you.
Let that girl live her life. Your life starts here now, not 20 years ago. She's actually better off without you. Sandra, Ruth karakterine nasıl hazırlandın? Senin için nasıl bir süreçti? Zihinsel olarak zor muydu? Evet, zordu. Yani bir bağlamda. Nora ile oturduk, karakterin nasıl göründüğünü belirledik. Kendini içten dışa yiyip bitiren biriydi. İnce olmalıydı. Kilo verdim. Yüzüme diş yaptırdık. Salgından dolayı 2 yıl boyunca kalması gerekti. Makyaj sanatçımızla sürekli sakladığımız şeyleri biraz açığa çıkardık. 20 yıl boyunca sessiz kaldığı acı ve öfke zaten içinde olan şeyler. Bunların yüzüne yansıması gerekiyordu. Cezaevinde bulunan, ardından serbest kalan sıra dışı kadınlarla konuştuk. Benimle ve Nora ile hayatlarını paylaştılar. Yapmak zorunda değillerdi. Ama gerçek ve hakiki olmak istediler. Zamanlarını verdiler, acılarını bizimle paylaştılar. Ardından filmin ortasında bir anda korona sebebiyle işi durdurmak zorunda kaldık ve 4 ay sonra bir kural kitabı olmadan tekrar başlamak durumundaydık. Kuralların neler olduğunu bilmiyorduk. Rob size söyleyecektir, maskeni kapat diye ona çok kez bağırdım. Panik halindeydik ve korkuyorduk. Ama hikayeyi gerçek bir halde bitirmek istiyorduk. Rob size anlatır, sanki Vahşi Batı'da gibiydik. Ne yaptığımızı bilmiyorduk. Hayatta kalmak ve güvende olmaya çalışıyorduk. Evet, 5 dakikada bir burnumu dürtüyorlardı. Evet, onu çok dürttüm. Çünkü Rob'a bir şey olmasını istemiyordum. Herkesin kendisine dikkat etmesini istiyordum. Eve de, sete de aynı şekilde gitmeleri için. Kimsenin elinde kuralların olduğu bir kitap yokken, neler yapıp yapamayacağımızla ilgili kendimiz bir korona kural kitabı uydurduk. Biz aslında bunu oluşturduk. Korona ilgili olarak neler yapılır, neler yapılmaz bilmiyorduk. Eminim abartmışızdır ama umursamıyorum. Benim işim tek bir parça olarak bebeklerime eve gelmek. Rob'u da aynı şekilde, onu nasıl aldıysam öyle annesine göndermek önemliydi. Öyle değil mi Rob? Evet, aynen o da öyle diyordu. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Umarım yakında İstanbul'da görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you. Bye bye. John, there's a woman in the front yard. Can I help you with something? You're a lawyer. What would Catherine gain by meeting her now? I wonder all the time what she looks like, what she became. Your life starts here now, not 20 years ago. She did her time. She killed somebody in cold blood. What? If that were any of your black sons who had been in this system, they would be dead. She walks around like it never happened. Now you tell me if that's fair. You gotta be a convict wherever I go? No, you're a cop killer everywhere you go. Hey, Ruth, just stop. I'm good! Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Unforgivable 10 Aralık'ta Netflix'te yayında olacak. Kaçırmayın.